Bu videoda LMS Imagine App Amesim'de çeyrek taşıt modeli oluşturulacak ve sonrasında optimizasyon çalışması yapılacaktır. İlk olarak Amesim tanıtılacak. Amesim uygulama alanlarından ve otomotiv sektörüne yönelik çözümlerinden bahsedilecek. Dikey yöndeki titreşimi incelemek için çeyrek taşıt modelinin kullanım amacından bahsedilecek. Amesim'de model oluşturulacak. Sistem parametreleri belirlenerek analiz gerçekleştirilecektir. Sonrasında zaman ve frekans alanında süspansiyon sistemi incelenecektir. Son olarak da süspansiyon sisteminin dikey yöndeki deplasman davranışı optimize edilecektir. Amesim, multifizik mühendislik sistemlerini tek platform altında bir boyutlu olarak modelleme imkanı sunar. Multifizik sistem, bir grup fiziksel olayın birbirleriyle etkileşimi içerisinde çalışmasıdır. Bir boyutlu simülasyon ise, ürün daha ön tasarım aşamasındayken komponentlerin ve dinamik davranışlarının matematiksel temsili için kullanılır. Amesim, otomotiv, iş makineleri, havacılık ve savunma, makine endüstri alanlarında çözüm üretmektedir. Otomotiv alanında içten yanmalı motorlar, hibrit ve elektrikli araçlar ile ilgili sistemlerin bir boyutlu olarak modellenmesi, aktarma organlarının bir boyutlu olarak modellenmesi, araç sistem dinamiğine etki edecek bütün alt sistemlerin ve tam araç modelinin bir boyutlu olarak modellenmesi, araçtaki muhtemel bütün hidrolik komponentlerin bir boyutlu olarak modellenmesi, araç termal yönetimi ile ilgili sistemlerin bir boyutlu olarak modellenmesi ve araçtaki elektrik sistemlerinin bir boyutlu olarak modellenmesi, yani hızlı bir şekilde analizin gerçekleştirilmesi, ürün daha fikir aşamasındayken boyutlandırma yapabilme ve prototip sayısını azaltma imkanı sunar. Taşıtların sürüş karakteristiğinin incelenmesinde değişik taşıt modelleri kullanılmaktadır. Bu modeller çok serbestlik dereceli tam taşıt modeli, yarım taşıt modeli ve çeyrek taşıt modeli olabilir. Aracın titreşim davranışı incelenmek istenildiğinde modellenecek sistemin serbestlik derecesi önemlidir. Örneğin kafa vurma hareketi ve yuvarlanma hareketi yapan bir araç için farklı serbestlik derecelerine ihtiyaç duyarken dikey yöndeki titreşimleri incelenmek istenildiğinde çeyrek taşıt modeli uygundur. Süspansiyon sisteminin tasarımında ve analizinde farklı serbestlik derecelerine ihtiyaç olmadığından çeşitli kabuller ile serbestlik derecesi azaltılarak kullanılmaktadır. Taşıt modelinin cevabı taşıt gövdesinin dikey doğrultudaki ivmesidir. Sürüş rahatsızlığı bu ivmelenmeden yola çıkarak incelenebilir. Sürüş konforu performansının iyileştirilmesi için taşıt gövdesinin deplasmanı ve ivmelenmesi minimize edilmesi gerekir. Videonun ilerleyen kısımlarında taşıt gövdesinin deplasmanı minimize edilmeye çalışılacaktır. Amesim'de modeli oluşturabilmek için ilgili kütüphaneden komponentler ekrana sürüklenerek modeller oluşturulabilir. Amesim'de çeyrek taşıt modelini oluşturmak için mekanik kütüphanesi kullanılacak. Ayrıca araç dinamiği kütüphanesinde farklı araç modelleri için hazırlanmış komponentler mevcuttur. Ekranda görülen çeyrek taşıt fiziksel modelini Amesim'de birlikte oluşturacağız. Bunun için mekanik kütüphanesinden araç kütlesini, süspansiyon sistemini, tekerlek kütlesini ve tekerleğin sertliğini temsil etmesi için komponentler alınacak. Yol profili için sinyal kütüphanesinden birim basamak sinyal girişi kullanılacaktır. Bu komponentin çıkış parametreleri birimsiz, yay komponentinin giriş parametreleri metre ve metre bölü saniye olduğu için
araya mekanik kütüphanesinden bir dönüştürücü eklememiz gerekir. Böylece modeli oluşturmuş olduk. Özetleyecek olursak, süspansiyon sisteminin yay sabitini, süspansiyon sisteminin sönüm sabitini, çeyrek taşıt kütlesini, tekerlek kütlesini, tekerleğin yay sabitini ve yol profilini temsil etmesi için komponentler seçildi. Böylece sketch modunda modeli tamamlamış olduk. Alt model modu, örneğin yay elemanı için ilk sırada lineer yay alt komponentini seçiyorum. Ayrıca değişken sertlik değerlerine sahip bir yay modeli de kullanabilirdim. Diğer komponentlerimin de birinci sıradaki alt komponentlerini seçiyorum. Tanımlayacağımız parametreler görünmekte. Araç kütlesi 300 kilogram. Yer çekiminin araç kütlesine etki ettiği açı olarak -90 derece. Süspansiyon sisteminin yay sabiti 27.000 Newton bölüm metre. Sönüm sabiti 2.000 Newton saniye bölüm metre olarak gelir. Ayrıca birim değişikliği yapılabilir ve böylece girilen değer seçilen birimdeki değere otomatik olarak dönüştürülür. Süspansiyon sisteminin ilk yükleme ardındaki durumu girilir. Tekerlek kütlesi 30 kilogram olarak, tekerleğe yer çekiminin etki ettiği derece olarak -90 derece. Tekerleğin sertliği için 180.000 Newton bölü metre ve tekerlekteki ilk yükleme durumu için 'ler girilir. Son olarak sinyal girişinin adım zamanını 1 saniye, adım değerini 0.1 yani 0.1 metre olarak belirliyorum. Bu değerleriyle çözümümü gerçekleştirebilirim. Çözümümün gerçekleşeceği zamanı ilk 4 saniye ve adım aralığını 0.01 saniye olarak belirliyorum. Sonrasında taşıt kütlesi üzerinden deplasman davranışını, hız davranışını ve ivmelenme davranışını inceleyebilirim. Ayrıca taşıt kütlesinin deplasman davranışı ve tekerlek kütlesinin deplasman davranışını karşılaştırabilirim. Süspansiyon sistemini frekans alanında incelemek için taşıt gövdesi, deplasman davranışı üzerinden FFT grafiği alınabilir. Süspansiyon sisteminin ilk 20 Hz'deki cevabını incelemek daha anlamlı sonuçlar verecektir. Görüldüğü gibi ilk pik değeri 1 Hz'den az çıkmıştır. Son olarak süspansiyon sisteminin dikey yöndeki deplasman davranışının optimize edilmesi için giriş parametreleri olarak yay sabiti ve sönüm sabiti alınacak alt ve üst değerler arasında maksimum deplasman değeri minimize edilmeye çalışılacaktır. Giriş parametreleri ve amaç fonksiyonumuzu belirlemek için süspansiyon sisteminin sönüm sabiti ve yay sabitini giriş parametresi olarak
bu parametrelerin alt ve üst limitlerini yay sabiti için alt değer olarak 15.000 Newton bölümetre, üst değer 40.000 Newton bölümetre. Sönüm sabiti için alt değer olarak 1000 Newton saniye bölümetre, üst değer olarak 5000 Newton saniye bölümetre olarak giriyorum. Amaç fonksiyonunu belirlemek için çıkış parametreleri bölümüne aracın deplasman davranışını ekliyorum. Minimize edilecek değer aracın maksimum değeri olduğu için global maksimum değerini tanımlamalıyız. Bu parametreleri belirledikten sonra aracın dikey yöndeki maksimum deplasman davranışını minimize etmek için optimizasyon çalışması yapılabilir. Giriş parametreleri olarak daha önceden belirlediğimiz sönüm ve yay elemanı, çıkış parametresi olarak aracın maksimum değerini minimize etmesi için global maksimum değerini seçiyorum. Farklı yöntemlerle çözüm gerçekleştirilebilir. İterasyonlar tamamlandığında yay ve sönüm sabitinin optimum değerleri ekranda görülmekte. Bu değerleri analizimize uygulamadan önce karşılaştırmak için ilk durumdaki araç deplasmanını inceleyelim. Görüldüğü gibi dikey yöndeki deplasman davranışı 0.15 metre civarına kadar yükselmekte. Giriş parametresi olarak 0.1 metrelik bir çukur olarak temsil etmiştik. Karşılaştırmak için dikey yöndeki deplasman davranışını kaydediyorum. Optimizasyon sonrasındaki davranışı incelemek için analizimi bir kez daha gerçekleştiriyorum. En iyi sonuçları analizime uyguluyorum. Bu değerler ile analizi bir kez daha gerçekleştiriyorum. Aracın dikey yöndeki deplasman davranışı 0.12 metre civarına kadar düşmekte. İlk değerler ile karşılaştırmak için İlk değerler ile elde edilen fonksiyonu da çağırdığımda aradaki farkı net bir şekilde görebiliyoruz. AMESİM ile ilgili bütün sorularınızı info@dta.com.tr adresine sorabilirsiniz.